Arkadaşlar hoş geldiniz. Daha önceki bir video görselde iPhone 7 Plus'lardaki bu Home Flex'in ekran arkasından hani değiştirmeyle alakalı bir videom vardı ama o videoda Home Flex'ini buradan çıkartmayı göstermemiştim. Elimde kırık bir tane iPhone 7 Plus ekranı var arkadaşlar. Bu video üzerinden göstereyim. Genellikle tamirciler sökerlerken şu ekran flex kablosunun şu kısmını kopartabiliyorlar arkadaşlar. Şu kenardaki metal o araya giren kanallı kısım bu flex'i şuradan kesebiliyor. Son kullanıcı da bazen hani kendisi sökmeye çalışıyor vesaire. Neticede bu malzeme kopabiliyor arkadaşlar. Hani home tuşunun kendi flex'inin kopması değil de ekranın içindeki bu aksam, ekranla ihbar olan aksamın arkadaşlar nasıl çıkartılacağını gösteriyor. Bu flex koparsa arkadaşlar şu ekran kasanın altından geçen home flex'i şuradan koparsa yeni ekran takmak zorunda değilsiniz. Bu malzemeyi herhangi bir kırık iPhone 7 Plus ekrandan aktarabilirsiniz. Ekrandan zaten işimiz yok. Şu malzeme zaten arkadaşlar kolaylıktan ayrılabiliyor. Onu ben keserek alacağım arkadaşlar. Sonuçta ekran kırık. Onunla da çok da bir işim yok. Yansıma ekranlardaki backlight'ı kullanmıyorum ben. Bu kısmı atıl bir şey arkadaşlar. Şurada puntalar var arkadaşlar. Bunlar zaten kolaylıkla metal bir aksamdan da ayırabilirsiniz. Elinizle de ayırabilirsiniz. Şurada arkadaşlar flex yalnız dikkat edin arka kafese yapıştırmalı olduğu için oraya yırttığınız zaman bir esprisi kalmıyor. Ben sıcak hava tabancası kullanıyorum. Evet arkadaşlar. Ben yine söylediğim gibi arkadaşlar bu yansanay backlight'ları ben kullanmıyorum. Normal şartlarda ben ucunu kestim ama hani tamirde backlight mekanizması da kullanılabiliyor ama ben bu yansanaylarda kullanmıyorum. Hani orijinal kırık ekranlar olur. Orijinal kırık ekranların home flex'inden tutun backlight'ına kadar hepsi arkadaşlar gene hani geri dönüşümü mümkün olan malzemeler. Hani ben kalitesinden ötürü yansanayları pek bulaşmıyorum dedim ama tabii şu var, hani home tuş flex'ini kullanıyor muyum? Evet kullanıyorum. Bunda hani orijinal yansanayı ayırmıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu flex'i elinizdeki sallıyorum orijinal bir ekran var. Farklı bir amaçla söküyorsunuz. Söktüğünüzde ekran flex'inin altında kalan şu film kopabiliyor. Şu gövdeden kopabiliyor. Ya sökerken ekranın kenarındaki o metal çerçeve kesiyor. Yani buna benzer bir hatadan, dikkatsizlikten dolayı. Sonuçta bunu söken kopartıyor. Bu hani kopacak şekilde de monte edilen bir malzeme değil. Hani o noktada söyleyeyim ben. Ben de koparsam çalışan teknisyenin hatası. Ama bu şekilde en azından hani elinizdeki kırık ekranlardaki flexleri kullanarak arkadaşlar şu malzemeyi değerlendirin. Geri dönüşüm açısından
Bütün bir ekranı komple değiştirmektense şu flex'i değiştirmek de işinizi çözer. iPhone 7 Plus'larda yalnız böyle arkadaşlar. iPhone 7 Plus'lardaki metot bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.